üniversite öğrencilerine. Hepimiz yıllarca süren emeklerimizin, çabalarımızın ve fedakarlıklarımızın meyvesini toplamak üzereyiz. Bu özel günde, bu kürsüde sizlere hitap etmek benim için büyük bir onurdur. Bugün hayallerimizi gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolculuğun önemli bir durağındayız. Yolculuğumuz boyunca bizlere rehberlik eden, bilgi ve deneyimlerini cömertçe paylaşan değerli hocalarımıza en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Öğrendiğinize teşekkür ediyorum. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2023-24 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Değerli misafirler, bugün burada aldıkları eğitimi yüz akı ile tamamlamış olan sevgili öğrencilerimizin mezuniyetlerini ilan etmek, onları kutlamak ve bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerinde bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. Ancak kıymetli konuklar, konuşmama başlamadan evvel Gazze'nin güney sınırında Refah kentinde yerlerinden edilmiş savunmasız Filistinli vatandaşların barındığı çadır kampına, Netanyahu'nun Siyonist insanlık dışı kasıtlı, acımasız bombalı saldırı ve vahşetini kınıyor, lanetle kınıyor ve Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Biraz evvel İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizin taşıdığı bir pankartı gördüm. Evet, onların da söylediği gibi bu sene Filistin'de mezun olmadı. Bu yüzden burukluk yaşıyoruz. Bu yüzden bahar şenlikleri ve mezuniyet programında müzik programlarını kaldırdık. Ben öğrencilerimizden özür diliyorum. Değerli konuklar, müsaadenizle üniversitemizdeki gelişmelerden ve başarılardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu eğitim öğretim dönemine program kontenjanları %99 oranında doluluk oranıyla başladık. Yani öğrencilerimizin üniversitemize olan teveccühü çok güzeldi. Bunun önümüzdeki senede aynı doluluk oranında ulaşacağını tahmin ediyor, umuyoruz. Değerli misafirler, üniversitemiz Dünya Üniversiteler Sıralaması tarafından yapılan sıralamada eğitim kalitesi, mezun istihdamı, öğretim elemanı kalitesi, araştırma performansı gibi ölçütler gözeterek yapılan sıralamada ülkemizde 24. sırada yer alma başarısını göstermiştir. Tabir etmekten gurur duyduk. Hepinizi bundan sonraki hayatınızda başarılı olmanız dileğiyle ve Ali Valatlı hocamızın da ifade ettiği gibi kanuna uygun değil, ahlaka uygun nesiller olmanızı diliyor. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sevgili gençler, anneleriniz, babalarınız, anneanneleriniz, büyük babalarınız sizi büyük bir heyecanla, büyük bir gururla izliyor. Alkışlarımız öğretmenlerimize ve anne babalarınıza. Annelere sesleniyorum. Evlatlarımız, hocalarımızın değerli bilgileriyle, Erzincan Valimizin çok değerli şefkatleriyle, çok değerli eğitimler alarak Can Erzincan'dan bugün ayrılıyorlar. Can Erzincan'dan ayrılırken her gittikleri yere Can Erzincan'ın güzelliklerini götüreceklerine ben inanıyorum. Ve ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar, bu mezuniyeti annelere hediye ediyorum. Bu duygu ve bu düşüncelerle
Son sözüm şu olsun. Keplerinizi giyindiniz. Keplerinizin önünde düğme yok. O ne demek biliyor musunuz? Biz özgürüz demek. Biz hiç kimseye boyun eğmeyiz demek. O ne demek biliyor musunuz? Haksızlığa her zaman baş kaldırırız demek. Buradan Filistin'deki yiğitleri saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ve buradan şunu ifade etmek istiyorum. İsrail'in uzantısı Amerika'dır. Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. Ayı'dan post, Amerika'dan ve İsrail'den dost olmaz. Valinin, rektörün, belediye başkanının, anne ve babaların da bir anlamda mezuniyet töreni. Sizinle beraber biz de 16 Ağustos'ta Erzincan'ımıza vali olarak atandık ve bir yılı beraber geçirdik. Kendi mezuniyetimdeki heyecanı şu anda burada sizlerle birlikte aynı duygularla hissettim. Bir yıl boyunca sizinle beraber olduk ve sizden öğrendiklerim oldu. Müsaadeleriniz olursa sevgili mezunların ve üniversite öğrencilerimizin bize öğrettiklerini kısa birkaç cümleyle anlatmak isterim. Bir, sizler biz yöneticilere umudu öğrettiniz. Sizinle beraber bir gencin yüzünde umudu görmek bütün matematiksel sonuçlardan daha yüksek olduğunu öğrendim. Sayın Valim, bu arkadaşım çok değerli, bir problemi var. Lütfen dinler misiniz dediğiniz anda sizinle birlikte kendime, gençlere, ülkeme olan umutlarım attı. Sizinle birlikte heyecanlanmayı öğrendik. Bir arkadaşınızın annesine kavuşturmak için gösterdiğiniz çaba sonucunda arkadaşınızın yüzündeki mutluluğu görmek bütün programlardan, bütün müfredatlardan daha değerli olduğunu bizlere siz öğrettiniz. Kaybolan heyecanımızı geri getirdiniz. Sizinle birlikte merak etmeyi öğrendik. Her sabah aynı yerden doğduğu halde güneşin bize yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni meraklar getirdiğini sizlerle birlikte öğrendik. Sevgili mezunlar, sizinle birlikte endişelenmeyi öğrendik. Basit olanın sıradan ve alelade olmadığını öğrendim. Bizim için küçük, değersiz olan bir şeyin sizler için ne kadar anlamlı olduğunu sizlerle birlikte öğrendik. Bugün burada size bir tavsiyede bulunacaksam şunu demem gerekiyor. Steve Jobs'ın Stanford Üniversitesi'ndeki konuşmasını lütfen ama lütfen mezun olduktan sonra dinç bir kafayla tekrar okumanızı isterim. Steve Jobs üniversitenin mezuniyet töreninde kürsüye çıkarken şöyle söylüyor. Bugün dünyanın en seçkin üniversitelerinden birinden mezun gençlere konuşuyorum. Ama ben bir üniversite mezunu değilim. Bugün sizler dünyanın en seçkin üniversitesinden mezun oluyorsunuz. Fakat mezun olduktan sonra Steve Jobs'ın kurduğu, gerçekleştirdiği hayallerin içinde çalışmak için sıraya gireceksiniz. Sevgili mezunlar, üniversite okumak salt iş bulmak mı? Hayır. Aynı zamanda kendinizi geliştirmek, değiştirmek, dönüştürmek. Hangi fakülteden mezun olursanız olun, hangi ilden ayrılırsanız ayrılın, hiçbir önemi yoktur. Tek bir önemli şey vardır, dünyayı ne kadar takip ettiğinizdir. Yok, önünüzde iki yol var. Ya iş arayan olacaksınız, ya kendinizi geliştireceksiniz. Değerli mezunlar, kendinizi geliştirirseniz, işler de arkanızdan
mutlak surette gelecektir. Son olarak Montaigne'in denemelerinden bir kısayla konuşmamı bitirmek isterim. Montaigne'in denemelerinde Ölüm adlı bir bölüm vardır. Aristo, Yunanistan'ın Hipanis Irmağı'nın kıyısında bir günlük ömrü olan canlılardan bahseder. Der ki, bu canlılardan sabah 8'de ölen genç, akşam 5'te ölen de yaşlı sayılır. Sevgili gençler, dünya 5 milyar yıl yaşında. 5 milyar yıllık dünyada 60-70 yıllık ömür de sizce bir güne denk gelmiyor mu? Size bir abiniz, sizinle beraber aynı hizada yürüyen bir büyüğünüz olarak tek tavsiyem, insan olmak ve insanca yaşamak için önderiniz, yol gösteriniz, sevgi ve iyilik olsun. Bugün burada, bizi bu güzel ortamda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ayağınıza taş değmesin.